Arkadaşlar, permütasyon ve kombinasyondan sorular çözeceğiz beraber. İlk sorumuz, 4 farklı oyuncak 6 çocuğa verilecektir. Her çocuğa en fazla bir oyuncak vermek şartıyla. Bu oyuncaklar kaç değişik biçimde verilebilir demişiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada tercih hakkından yola çıkıyoruz. Ve tercih hakkımız, birinci oyuncak için 6 kişi, değil mi? İkinci oyuncak için 5 kişi. Üçüncü oyuncak için 4 kişi. Dördüncü oyuncak için de 3 kişi diyorum arkadaşlar. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 360 cevabına ulaşıyorum arkadaşlar. Geçiyorum başka bir soruya, atalım bunu. Şimdi sorumuz, A 0 1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları kullanarak 400'den büyük rakamları farklı 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir? Ve büyükten küçüğe sıralandığında 153. sayı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada 5 rakamımız hem tek sayı olma şartında var hem de 400'den büyük olma şartında var, değil mi arkadaşlar? Yani o zaman ben bu 5 sayısını 2 ihtimalle çözeyim. Yani şunu yapıyorduk ya. Şimdi 5'i buraya koydum diyelim. Şimdi sayım tek sayı, doğru mu? Sayım tek sayı ve başa neler gelebilir? 400'den büyük olmasını istiyorsam 4 ve 6 gelebilir. 5'i koydum buraya çünkü rakamları farklı diyor. Buraya 4 ve 6 dedim. Yani 2 seçeneğim var arkadaşlar. Sonra 2 sayımı kullandım. 2 sayı gitti. Kaç tane sayım kaldı? 5 tane. Buraya bir tane yazdık. Buradan 10 tane sayı geldi, değil mi arkadaşlar? Buradan 10 tane sayı geldi. Şimdi şurayı ayıralım çünkü diğer B şıkkını çözeceğiz bir de buraya. Şimdi üst çizgimi yine çizdim. Diyorum ki arkadaşlar, tek olsun sayı ve 5 gelmesin buraya. Tek olması için 1 ve 3'ü kullanmam lazım. 1 ve 3, yani 2 tane sayı yazabilirim buraya arkadaşlar. Başa geldim. Başa artık 4'ü de 5'i de 6'yı da kullanabilirim. 1, 3 dışında ve 400'den büyük olacağı için 4'ü, 5'i, 6'yı kullanırım. Yani 3 tane sayı kullandım. Geriye kaç tane sayı kalıyor yine arkadaşlar? 2 tanesini kullandığım için 5 sayı. Buradan da 30 tane geldi ve B şıkkımın cevabı, A şıkkımın cevabı 40 oldu arkadaşlar. Şimdi geldim. Diyor ki, büyükten küçüğe sıralandığında 153. sayı kaçtır? Arkadaşlar, buralardaki mantığımız tek tek en büyük sayıları yazmak, en küçük sayıları yazmak. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Şimdi çizgi çizgi çizdim. En büyük sayılar 3 basamaklı 600'lü sayılar olur, değil mi? Burada çünkü 6 sayımız burada arkadaşlar. Şimdi o zaman 6'yı buraya koyduğumda bir tane sayı koymuş oldum ve rakamları farklı olacak yine. Kaç sayım kaldı? 3, 6 sayım kaldı. Geriye 5 sayı kaldı ve 30 tane 600'lü sayı yazdık. 600'lü. Şimdi bunlar kendi aralarında sıralansın. Önemli değil benim için arkadaşlar. 30 tane. Biz kaça gitmek istiyoruz? 150'ye gitmek istiyoruz. Aynı mantıktan 5'i koydum buraya şimdi de. Yine 6, 5, doğru mu? 500'lü de 30 tane. 500'lü. Böyle böyle kaç tane olur arkadaşlar? Bakalım. 4'lü yine 30 tane. Üçlü yine 30 tane. İkili yine 30 tane. Şimdi kaç tane sayı yazdım ve bunlar kendi aralarında sıralandı. Önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5, 150. Bakın 150'de kaldım çünkü 153'e gitmek istiyorum ben. 153 için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şimdi 150. sayı burada. 151. sayı yazıyorum. 151. sayı. Artık bakın, ikililer de bittiğine göre birli başlayacak. Yani yüzlü olan en büyük sayıyı yazacağım size şimdi. Ne olur? 165. 151. sayı arkadaşlar bu. 152. sayıyı yazıyorum. 152. sayıyı. 165'ten sonra arkadaşlar 164'ü yazabilirim. Doğru mu? 164'ü yazabilirim. 153. sayı ise, 153. sayı ise 163'ü yazabilirim diyorum arkadaşlar. Ve cevabım 163 oluyor. Geçiyorum bundan. Geçemiyorum. Geçtim. Aralarında Talha ve Emrah'ın da bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacaktır. Şöyle göremediniz sanırım. Evet. Aralarında Talha ve Emrah'ın da bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacaklardır. Talha ve Emrah'ın arasında 2 kişi olduğu kaç farklı
durum vardır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum yazayım. Talha'yı buraya, Emrah'ı buraya. Şimdi bunlar da diğer kişilerim olsun. İyi bakın arkadaşlar. Şimdi ilk olayımız Talha ve Emrah yer değiştirebilir. Talha, Emrah yer değiştirdi. Ne olur bu? 2 faktöriyel olur değil mi arkadaşlar? 2 faktöriyel. Şimdi bir de aralardaki insanlar var arkadaşlar. Bakın buraya kaç insan gelebilir? 4 tane farklı insanım var değil mi? Aralardaki insanlar diyeyim. Aralarındaki. Birincisi 4. Birini kullandım artık. 4 çarpı 3'ten arkadaşlar aralarındakileri buldum. Tamam mı? Şimdi bakın bu düzen korunduğunu düşünelim. Yani şöyle Talha çizgi çizgi Emrah çizgi çizgi. Şimdi şu düzen duracak değil mi arkadaşlar? E burada artık bunları bağladım. Düzen duruyor dediğim bunları bağladım arkadaşlar. 1, 2, 3 kişi var. Bu 3 kişiyi ayarlayacağım. Artık burada yer değiştirebilirim. Yani T başta değil de şu bir kişi başa gelsin diye düşünebilirim. Öyle de kaç tane? 1, 2, 3. 3 faktöriyel de burada. Şimdi hepsini çarpıyorum arkadaşlar. 2 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 faktöriyel diyorum. Bu da 144 cevabını bize veriyor. Geçtim. 3 basamaklı. Şöyle görelim. 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 6 rakamı vardır demiş. 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 6 rakamı vardır. Bakalım şimdi arkadaşlar. Önce kaç tane 3 basamaklı sayı var? Onu bakalım. Şimdi 3 basamak istiyorum. Başa 0 gelemez. Benim 10 tane rakamım vardı. 9 tane rakam gelebilir. Sonra buraya da 0 gelebilir. Rakamları farklı falan demiyor o yüzden. Yaptım. Kaç tane? 900 tane arkadaşlar benim sayım var. 900 tane. Diyor ki 6 rakamının kullanılmadığını bulalım. Şimdi 900 taneden 6 rakamının kullanılmadığını bulursak arkadaşlar diğerlerinde 6 rakamı kullanmış olur. Şimdi 6'yı çıkarttım. 6'yı çıkar. Rakamlardan 6'yı çıkarttım arkadaşlar. 6'yı çıkarttığımda arkadaşlar yapıyorum bakın. Ne olur burası? Artık 9 tane değil, 6 yok, 8. Burası artık 10 değil, 9. Burası 10 değil, 9. Toplamda 648 tane 6'nın kullanılmadığı. O zaman 900'den 648'i çıkartırım. Kaç kalıyorsa arkadaşlar sanırım 252 tane 6'nın kullanıldığı 3 basamaklı sayım varmış. Geldim. Elmas kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilen kelimeler alfabetik sıraya dizilirse baştan 73. kelimenin baştan ikinci harfi ne olur demiş. Şimdi biraz önce büyükten küçüğe çözdüğüm sorunun bir benzeri arkadaşlar. Alfabetik sıraya göre çizelim şimdi. Şimdi elmas kaç harfli? 5 harfli. Şimdi A'nın başta oldukları diyelim. A'nın başta oldukları. Şimdi A'yı koydum buraya arkadaşlar. A'yı koydum. A'yı koydum. 4 harfim kaldı. 4 buraya, 3 buraya, 2 buraya, 1 buraya değil mi? Toplamda 24 tane kullandım. Bunlar kendi aralarında sıralansın. Önemli değil. A'dan sonra gelen alfabetik harfimiz E. Yine aynı mantık. 4, 3, 2, 1. Yine 24 değil mi? Bakın şu anda 48 sayı oldu. Şimdi L'ye baktım. Yine 4, 3, 2, 1. Yine 24 tane. Şu anda toplamda 72 tane sayı değil pardon. Kelimeyi yazdım arkadaşlar. Şimdi biz 73. kelimeyi arıyoruz. 73. kelimeyi arıyoruz ama 73. kelime neyle başlayacak? Bakın A, E, L'den sonra alfabetik olarak M geliyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet M geliyor. M'yi yazdım arkadaşlar. M'den sonra bakın 73.'yü arıyorum. Neyi yazmam lazım? A'yı yazmam lazım. Alfabetik olarak gelmesi için. A'dan sonra E, sonra L, sonra S. Benim kelimem buymuş arkadaşlar. Bunun baştan ikinci harfini soruyor. O da A'dır. Diğer sorulara diğer videoda devam edeceğim arkadaşlar.